Gürlek bu adı geçen bakan yardımcısı. Çok enteresan bölgelerde ve mevkilerde görev yapmış. Arkadaşlar yeni Zekeriya Öz Akın Gürlek yazmışsınız. O Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözü. Kılıçdaroğlu iki nokta üst üste koyarsak daha iyi olur. Tırnak içine almışsınız gerçi ama onu belirtelim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir döküm yayınladı. Bu enteresan bir döküm. Diyor ki önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor Akın Gürlek. Muhaliflerle ilgili tartışma yaratacak bütün kararların altında imzası var. Ne bunlar? Sözcü gazetesi yazarları, bunları Emin Çöreşan gibi, Necati Doğru gibi kişileri FETÖ'cü diye yargıladılar. Hatta mahkum ettiler. Olacak iş değil. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yine öyle. Örgüt propagandası yapmaktan 4 yıl 8 ay. Peki Canan Kaftancıoğlu'nun 7 yıl önce attığı tweetlerden dolayı 9 yıl 8 ay hapis cezası, önce bu hapis cezası verildi biliyorsunuz. Verilmesinin ardında kim var? Aynı yargıç var. Ve böyle devam ediyor. Bir takım meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri yöneticileri, tanınmış aydınlar, siyasetçiler, sendikacılar. Şimdi bu yargıcın, şimdi bakan yardımcısı Akın Gürlek, bu yargıcın bir diğer özelliği de şu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna dair karar veriyor. Örneğin Enis Berberoğlu gibi milletvekili üstelik olan isimler de var bunların arasında. Karar veriyor. Bu arkadaş kalkıyor diyor ki ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımam. Şimdi Sami Selçuk, Profesör Doktor Sami Selçuk, Yargıtay eski başkanı, hala Yargıtay Onursal Başkanlığını sürdürüyor. Böyle bir görevi var, böyle bir gelenek var. Karar Gazetesi'nde yayınlanan yazısındaki tam sayfa bir yazı, yani konuk yazarlar arasında, orada diyor ki bir öğrencim, gönderme yaptığı kişi Akın Gürlek, bir öğrencim bana ben yargıçlık görevi yaparken Anayasa Mahkemesi kararlarına uymam diye bir cevap verirse onu sınıfta bırakırım diyor. Onu mezun etmem. Değerli seyirciler, hukuk ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçemeyecek bir kişi bugün Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Sami Selçuk'a göre. Geçirmem diyor. Sayın Selçuk profesör, hukuk profesörü ve bir vakıf üniversitesinde de ders vermeye, aktif öğretim üyeliği yapmaya devam ediyor. Ve Türkiye'nin en önemli hukuk kurumlarından biri olan Yargıtay Başkanlığı yapmış bir kişiden söz ediyoruz. Eğer bir kişi, ben bir mahkemeyi yönetirken bir mahkeme üyesi yargıç olarak Anayasa Mahkemesi kararlarına gerektiğinde uymam diyorsa eğer, ya da işime gelmezse uymam diyorsa eğer, o kişiyi ben mezun etmem diyor. Yani bunu söyleyen kişi hukukçu olamaz diyor. Akın Gürlek böyle bir kişi. Onu öncelikle belirtelim. Evet hocam, gündemde çok daha fazla konu vardı. Hanif Evet, Avcı da bir kişi düşüncesini açıklar. Herkesin hakkıdır bu. Milletvekilleri de açıklar. Bu nedenle takibata uğrayamaz dediği için Emniyet Genel Müdürlüğü rütbelerinin sökmesine hazırlanıyormuş. Böyle bir rezalet var. Bir düzeltme yaparak size vereyim hocam. Siz kapatın. Şimdi Bezmi Alem Valide Sultan Camii'yi yapan Ermeni Osmanlı tebaasından bizim Ermeni yurttaşlarımız, ki ailesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olmaya da devam etti. Ünlü mimar ailesidir onlar. Garabet Amira Balyan. Ben bir dil sürçmesiyle Baylan diye okudum soyadını. Onlar Balyan olacak. Ve hem Karaköy'de hem Kadıköy'de yer alan pastanelerle de bir ilgisi yok. Bir dil sürçmesiydi. Hem Balyan ailesinin kendisinden hem de seyircilerimizden bu konuda özür dilerim. Buyurun hocam. evet, ben hepsini Balyan diye anladım, onu da söyleyeyim. Ayrıca galiba isimde diliniz sürçmedi de sonra pastanelerden söz ettiniz. O, yani ben neyse. Şimdi değerli izleyiciler, kapatıyorum. Ama ilişki şu, Merdan Yanardağ'ın anlattığı. Yolsuzluk, hortum adaletsizliğe yol açıyor. Çünkü adalet varsa bunu yapamıyorsunuz. Yolsuzluk ve hortumculuk yapıp adaleti de kontrol ettiğiniz zaman protestolar başlıyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Baskı. O ne? İşte sosyal medyayı sansürleme yasası, işte Silivri, işte bilmem 80 yaşından sonra olmayan darbeden içeridekiler
İşte Osman Kavala, işte Selahattin Demirtaş, işte geziciler. Evet, haysiyetinize ve oyunuza sahip çıkarak bunu önleyeceksiniz. Siz önleyeceksiniz. Ben inanıyorum, size inanıyorum. Görüşmek üzere. Değerli seyirciler, son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Hanife Avcı konusu biraz hani çok hızlı geçtiğimiz için bir karambole geldi. Hanife Avcı bir televizyon programına katılıyor ve diyor ki insanlar düşüncelerini demokratik bir şekilde ifade ettikleri için suçlanamazlar. Buna Demirtaş da dahil diyor. Ya Demirtaş hakkında verilmiş bir hüküm bile yok. Hanife Avcı bu ülkede emniyet müdürlüğü yapmış, istihbarat daire başkanlığı yapmış, il emniyet müdürlüklerinde bulunmuş. Kıdemli bir emniyetçi. Adı birçok tartışmada yer almış ama önemli bir emniyetçi ve bir noktaya gelmiş. Diyor ki insanlar düşüncelerini anayasal bir hak olarak ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Bunu söylediği için Sabah gazetesinin bugünkü bir haberi var. Rütbelerinin sökülmesine hazırlanılıyormuş. Olay bu. Şimdi ülkenin geldiği yere bakar mısınız? Ülkenin geldiği yere bakar mısınız? AKP hükümeti için söylenecek tek söz şudur. Hep onu söyledik. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. AKP iktidarıyla Türkiye'yi demokratikleştireceklerini, vesayet rejimine son vereceklerini söyleyen, bu nedenle paha biçilmez bir destek vererek bugünkü cehennemin yollarını döşeyen bütün liberaller istedikleri yerlerine kına yakabilirler. Bu cehennemi onlar yarattılar. Halkın direniş refleksini kırdıkları için. Bizden sonra değerli seyirciler, İzmir'de, İzmir'e bağlanacak arkadaşlarımız, İzmir'de Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa bir organizasyonu var. Homeros Kültür Günlerini düzenliyorlar. Değer ödüllerini dağıtıyorlar. Sağ olsunlar. Bana da bir ödül vermişler. Arkadaşlar onu yayın alacaklar. Saat tam 21'de de gazeteciler masası var. Namık Koçak sunacak. Önemli konukları var. O da hemen tanıtımla zaten ekranlara gelecek. Konuklarını da göreceksiniz. Tele1'den ayrılmayın. Gazeteciler masasını ve İzmir'deki canlı yayını kaçırmayın. Hoşçakalın.